hiç görmediğim şeyler. Hayatımda böyle bir kaosa girmedim. Çünkü hayatım revit merkezinde geçiyor zaten Yağız için. E, bu, bu türde çok tuhaf bir şey oldu yani. Yani kendi kendime bir şeyler çabalamaya çalışıyorum. Hiç altı dolu bir şey yok. Hepsi boş. Hep bir boşluk çıkarmaya çalışıyorlar. Ama hemen beni uyutuyorlar. Orada hazırlar. Sen bir uyu. Yani yapacak bir şey kalmadı bundan sonra ama bu nasıl bir ölümdü benim başıma geldi. Ben de gerçekten bu kaosa nasıl düştüm? Bu çırpınma nedir? Niye böyle çırpınıyoruz? Zaten suçlu, zaten arkadan vurmuş. Yani neyi çabalamaya çalışıyoruz? Ben de anlamıyorum. Ben sadece şey dedim, teslim etsinler. Ben bir gözümle kelepçeyle göreyim onu. Benim için o şekilde rahat edecek dedim. Başka şekilde rahat etmeyecek. Zaten ceza almayacağını çok iyi biliyorum. Bugün boşluktayım yani. Ben de herhalde acıyı işlemiyor bana diye düşünüyorum artık. Ama hiçbir şeyle ilgilenmiyorsun. Evet. Ama çocuklarıma hiç ilgilenmiyorum. Özlem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle başınız sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Özlem Hanım e, haberi nasıl aldınız? Haberi Yağız'ı okuldan aldım. Küçük oğlum. <laughs> bir köprünün üstünde yürürken birden telefon çalmaya başladı çok fazla. Ders sonra dedim ki Yağız'ı eve götüreyim. Ondan sonra açarım bu telefon dedim yani. Çok önemsemedim açıkçası. Sonra arka arka yarınca açtım ben. Bir aile dostumuz var. Bana dedi ki e, Emre kaza yaptı. Acil gelmen gerekiyor. Ben dedim ki Yağız'ı bırakacak kimse yok. Abi dedim işte siz alıp gelin. Ben her gün hani böyle ufak tefek kazalar olduğu için. Ben de normal bir şey zannettim yani. O da dedi ki yok ablacığım dedi. Gelmen gerekiyor kulağından kan gelmiş dedi bana. Daha sonrasında ben Yağız bir yere sabitledim. Devam ettim, beni gelip aldılar tabii. <laughs> Sonra gittiğimde gördüğüm manzara berbattı. Siz olay yerine gittiniz. Tabii gittim, çünkü benim gitmem gerekiyormuş. Eş olarak sadece bana göstermeleri gerekiyormuş. Yani arkadaşları oradaydı ama illa eşi demişler yani. Ama sistemden bana ulaşan kimse olmadı tabii ki. Gene bir arkadaşları vasıtasıyla ben gittim. Gittiğimde zaten yüz kişilik bir grup, ee, kuryacı arkadaşları vardı. İçeri girdim onlar tabii ki benden korktu çünkü çok böyle titriyordum korkuyla. Girince e, onlar da arkamdan koşunca birden o orada doktor ya da birisi bana dedi ki giremezsiniz dedi. Ben dedim ki eşini çağırmışsın ben eşiyim. Dedi ki hayır dedi giremezsiniz dedi. Ben dedim ki yani öldü mü dedim artık söyleyin bana. Yok dedi giremezsiniz dedi. O anda da tesadüfen e, o kapı açıldı kırmızı alandaki o kapı açıldı. Bu tarafta kırık bacağı birisi var benim eşim burada paramparça orada yatıyor. O anda ben zaten bir çıktığında hemşire Emre'nin ayaklarını gördüğümde zaten yığılmışım yere. Ondan sonra da zaten bayılmışım. Sedye attılar. <laughs> bir sakinleştirici vurdular. Çünkü çır çır çığırıyordum artık yani orada. Sonra olayın detaylarını size bir polis mi? ya da bir savcı mı anlattı? Hiç kimse söylemedi. O şekilde anlatmadılar. Hep biz bir peşine koştuk. Çünkü ben bağırmaya çağırmaya başlayınca bana direkt bir serum takıyorlar her gün. Yani takıyorlar, sen bir uyu diyorlar. Ondan sonra biz e, tam yedi saat o kırmızı alanda işim bekledi. Yoğun bakımda yer yok diyorlar bana. Ben dedim ki o zaman buraya getirmeseydiniz. Yani o biraz sakinleşmeye çalışıyorum açıkçası. Buraya getirmeseydiniz, bir başka hastaneye götürseniz. Yoğun bakım yoksa buraya niye getirdiniz dedim ben. Dediler ki yok şu anda kıpırdatamayız. Kafasında altı kırık var, e, beyni komple ezilmiş, İç kanama var. Ve e, kıpırdatırsak kaybederiz hastayı dedi. Ki şöyle de bir şey var. Gittiğinde zaten emre eksmiş. Yani aslında yaşatmaya çalıştılar gibi bir şey oldu. Sonra detayları nasıl öğrendiniz? Şöyle. Mesela Çarpa'nın e, Cumhurbaşkanı'nın oğlu olduğunu... Onu cenazeden sonra öğrendik. Olay şöyle oluyor aslında. Eee... Moto kuruyucu arkadaşlar arasında bir tane bir şey, sistem var, hedef takip diye. Birisinin e, bir zararı oldu zaman veya motor çalın çalındığı zaman oraya mesaj gidiyor işte, alarm gidiyor. E, arkadaşları arıyorlar işte, bir bakıyorlar, alarm geliyor telefona. Bende de var ama Emre benimkinin alarmını açmamış. Ben sadece eve gelince hani... ...ben yaklaşınca yemeği hazırla dediği için o sistemden bakıyordum. Hani eve yaklaşınca yemeğini hazırlayacağım diye. Oradan arkadaşları bakıyor, diyorlar ki motorun elektriği kesildi. Ya onlar da aslında çalıntı falan diye düşünüyorlar o anda. Sonra arıyorlar arıyorlar kaskın içinde interkom var. Yani profesyonel bir sürücü zaten kendine de bakmayı seviyordu. Her şeyi tam takırdı yani. Ondan sonra öyle dedikten sonra arıyorlar arıyorlar. Yok ses yok direkt bağlıyor ama interkom. Oradan bir beyefendi geçiyormuş ya çalışan ya da birisi. Diyor ki biz diyor işte abi diyor burada birisi kaza yaptı arkadaşınızsa hemen gelin. Zaten bu kuryeciler hep dağınık olduğu için İstanbul içine koşarak geliyorlar zaten. Belki de polisten önce geliyorlar yani. O kenarda insanlar geçiyor hemen durduruyorlar fotoğraflamaları bile insanlar yapıyor aslında bu polisin çektiği bir fotoğraflar değil çok açık arkadaşları çekiyor kanamalı bir şekilde ama ben onları görmek istemedim daha yeni yeni kendime geldiğim için. Aslında üzülme boyutum da olmadı çok fazla. Şu an birden başka biri, bir şeyle de savaştığımız için. Birdenbire taraf... başka bir şeyin içinde buldunuz kendinizi. Evet, aynen. Ya yani hiç yaşamadığım şeyler, hiç görmediğim şeyler. Hayatımda böyle bir kaosa girmedim çünkü hayatım Revit merkezinde geçiyor zaten Yağız için. E, bu bu türde çok tuhaf bir şey oldu yani. Tek çocuğunuz mu var? İki çocuğum var. Küçük olan mı? Küçük otizmli, mi? evet. Yağız otizmli kızım var bir de 15 yaşında, liseye gidiyor. Yani hayatımız onun üstüne kurulmuştu zaten Yağız. Biz hep şöyle düşünüyorduk. Bize bir şey olsa Yağız ne olacak acaba diye düşünüyorduk. Hep birbirimize şey destek çıkıyorduk. Yani zaten Yağız çok kötü durumdaydı. Biz eğitim aldıra aldıra aslında bu tır şoförü Emre bütün araçları kullanıyor kara taşıtlarını. Ama işte e, bu motor işinin biraz getirisi olduğu için açıkçası günlükte elimizde para olması gerektiği için ekstra ders için buraya yönelmişti. Bu şekilde başımıza bir şey geldi. Hangi kurumda çalışıyordu? Hiç şey söylemediniz mi bugüne kadar? Efendim? Hangi, nerede çalışıyordu? Normal motokuruyu arkadaşlarla birbirlerine paket atıyorlar. Yani şu paketi götürür müsün, o paketi götürür müsün? Daha önce şoförlük yapıyordu zaten, tır şoförüydü. Hayır ben sandım ki e, telefon açıp e, istediğimiz şeyler var ya. Yok yok o şekilde değil. Mesela diyor ki paket oradan alınacak, oraya gidecek. İşte beş dakika içinde götürmen gerekiyor hızlı bir şekilde. O şekilde gidiyordu zaten iş kazası gibi düşünün. Kadıköy'den bir paket alıyor Avrasya Tüneli'nden geçince orada zaten sağ tarafta kaza oluyor. Bana da şöyle dediler aslında e, ee, orada hemen kapatılmış zaten olan şey diyorlar kaldırıma çarpmış Emre oradan da bilerek konsolosluk aracının önüne atlamış. Bilerek ki, Bilerek evet ben de dedim ki o zaman bu bir intihar bilerek diyorsanız dedim. Sonra ben dedim ki asla inanmıyorum çünkü biz çocuğumuz için çabalayan bir insandık. Kimsemiz yok İstanbul'da tek başımıza ben bu tarafa bakıyordum nasıl çocuklar işte ev, iş, rehabilite merkezleri. Emre de çalışma bölümüne zaten 12'de gidiyordu gece 4'te 5'te geliyordu. Yani paket attığı kadar kazandığı için mecburen bu şekilde devam ediyorduk. Ben ona da inanmadım sonra bu şeye döndü. İşte Emre sağda durmuş, telefonu açmış güzelce kaskını doğruya asmış motora ee, ...orada telefonla konuşuyoruz... ...ben de böyle bir şey mümkün değil zaten dedim... ...intercomu var... ...zaten adam sürekli telefonda konuşuyor motor sürerken... ...niye sağda dursun da bilinçsiz bir şoför mü dedim... ...şey dediler iki aylık şoför müydü böyle kaza ...iki aylık olan ölsün mü dedim yani... ...ne demek istiyorsunuz... Ee, ...şey sonra ben bir ehliyet serisi çıkardım... ...tabii böyle 6-7 ehliyet işte sertifikaları falan filan... ...onu da çürütmüş olduk... Ee, ...daha sonra işte arkadaşları isyan etti... ...siz bu tutanağı tuttunuz... ...görüntü yok hiçbir şey yok... ...neye göre tutanak tuttunuz dedi pol onlar da biz 20 yıllık polisiz bizim işimize karışamazsınız dediler. Ee, gidin işte hakkınızı nerede arıyorsanız arayın dediler bize. Kaç yıllık evliydiniz Özlem 15 yıllık evliyim. Evet. Nereden geldiniz İstanbul'a? Biz hep İstanbul'daydık. Ben doğma büyüme Emre de öyle İstanbul'dayız. Demin İstanbul'da kimseniz yok deyince. Yok ailemiz yok yani zaten Emre'nin ailesi hiç yok. Bir annesi vardı vefat etti. Daha sonra da biz aile apartmanında benim kendi ailemle oturuyorduk. Ondan sonra hepimiz dağıldık. Annem babam köye yerleşti. Daha sonra da işte biz tek başımıza kaldık. Ben sandım ki başka bir yerden buraya göçtün. Hayır hayır hayır. Ben doğma büyüme buralıyım. Çocuklarım da buralı. Emre de buralı. Kızınız da çok büyük travma yaşıyordur. Evet buralım. şu anda evet bu şekilde. Şu anda bağıra çağıra ve tek kaldığında zaten tepkilerini gösteriyor. Ev zaten çok kalabalık gelen, giden, görmek isteyen zaten bir altı gün ben İdil'e söylemedim. Hani babam bir şekilde gelecek, işte kafası kırık, işte böyle hani kötü bir şey düşünmedim. Aslında ben de çok ümitliydim Emre'den. Çünkü tansiyonu düzelmişti. Mesela dört üçtü, ee, yoğun bakım alındıktan sonra 9-6'ya çıktı. Vücudu sıcacık olmaya başladı. Hiçbir yerinde mor artı yok. Kalbi atıyor. Göğüs kafesi ilk gittiğimde çok şişti. Sonra düzelmeye başladı. Ten rengi pes pembe oldu Emre'nin. Yani idrarı geliyor. E, nabız yükseliyor. Ben dedim ki yani herhalde adamı biz kurtaracağız. Bir şekilde kör sar topar öyle alıp evimize götüreceğiz. Hani dedim ki bir doktor bana denk geldi. Bir cumartesi günü hafta sonu. Bana şey yaptı böyle dedi ki nasıl oldu doktor bey? dedim Her gün bir ümitle gidiyoruz ya 11'de. 10 saniye falan. Bir de bana şey diyorlar sakın ağlama, bağırma ya da bayılma. O zaman göremezsin seni dışarı atarız diyorlar bana. Ben de dedim ki yani bayılacağımı ben nereden bileyim yani o anda o adamı görüyorum o şekilde. Hiç yani yakışacak bir adam değildi çünkü kendini çok seviyordu. Her şekilde mutluydu bir de şey çıkarmışlar mutsuz bir adam mıydı da kendini motordan öyle attı gibisinden. Hayır çok mutlu bir adamdı her şeyden mutlu oluyordu. Sonrasında şöyle oldu. Ee... Girdim ben doktor geldi bir tane yani hafta sonuna denk gelen nöbetçi doktor. Ee, dedi ki dedim nasıl oldu doktor bey dedim iyi mi dedim. O da dedi ki ne bekliyorsunuz ki dedi bu dedi bir ölü dedi bana. Ben de dedim ki nasıl yani dedim. Dedi ki yani şu an beyin fonksiyonları hiç yok. Ee, kalbini zaten ben çalıştırıyorum. Durun bakın dedi bir ben hortumu çekeyim. Bakın dedi onu bile ben çalıştırıyorum. Nefesini bile ben sağlıyorum dedi bana. Ben dedim ki hayır hayır çekmeyin dedim yani. Sakın dedim ne yapıyorsunuz? O zaman siz bir şey yapmıyorsunuz dedim burada. Ben hastamı verin bana dedim götürüm Dedi ki imza atarsan götürebilirsin. Yolda da kaybedersiniz. Zaten ölü dedi yani. E siz ne yaptınız dedim bu zamana kadar. Ondan sonra tuttu dedi ki istersen Avrupa'ya götür yapacak bir şey yok. Bu bir ölü dedi bana. Orada gene ben bir yıkıldım tabii ki. Sürekli bana bir iğne ...sen bir git yap, yapıyorlar bana. Ben oyalama gibi bir şey düşündüm açıkçası. Kapıları kırdım. Kırmızı alanda niye bekliyor diye bayıldım orada, düştüm falan, tekmeliyorum. Artık güvenlik başımda duruyor. Çelik kuvvet bizi sarıyor falan, zarar vereceğiz diye. Saçma sapan bir ortam. Yani bizim aslında olayı öğrenmemiz... Hı -hı. ...olayın olmasının üstünden bir hafta sonra falan değil mi? Evet, be? evet. Hemen hemen öyle, evet. Çünkü üstü kapatılmak istendi. Kaza haberini hiç duymadık çünkü. Nasıl? Ee, e eşiniz vefat edince öğrendik biz. Hani ha, öyle mi? Ya ondan önce böyle böyle bir kaza oldu işte Ha evet onu bir kabullenmediler tabii kamera görüntüleri olmak hani, için. Kurye işte e, yaralı yoğun bakımda diye bir haber hiç okuduğumu hatırlamıyorum ben. Vefat edince bu yayıldı. Ülke. Evet. Evet. Bizim sayemizde yayıldı açıkçası. Bu moto kuryacı arkadaşlarının sayesinde yayıldı. Biz olayın akşamı hemen karakola gittik. Hani dedi ki bu tutanağı neye göre tuttu? Çünkü sürekli değişiyor ya hani hikaye. Diyorlar ki duvara çarptı. Diyorlar ki yok sağda duruyordu. Telefonla konuşuyordu. Ben avukatım ve aile üyeleri komple karakola gittik. Bize dediler ki işte bilgi alalım dedik. Bir görüntü bakalım. Mı? Aa dediler böyle bir görüntü yok. E, burada muhatap olacağınız bir polis de yok. Böyle bir dosya da yok dediler. Eğer dediler iki gün ya da üç gün. Yani adamlar bize dalga geçiyor. İki ya da üç 3 gün sonra denk gelirseniz bu polislere belki o dosyayı kitledikleri yerden çıkarırlar. O zaman da siz şikayetçi olabilirsiniz dediler. Bizi de öyle bir ötelediler böyle bir çıktık. Yani her şeyin üstü aslında kapanıyordu. Bence bir hafta Emre'yi orada boşuna oyaladılar. Yani ölen bir adamı oyaladılar. Bu adam da yurt dışına kaçsın diye. Bence ben öyle düşünüyorum şu anda. Kaçtı da zaten. Çarpanın yurt dışına çıkması Emre Bey ölmedi önce mi? Hayır öldükten sonra. öldükten sonra ölüyor zaten mitten adamlar geldi dördüncü gün ya da beşinci gün tabi ben gene bir panik hani bunlar niye geldi neden böyle bir şey oluyor biri engellemeye mi çalışıyor ya da bu adamın tansiyonu yükseldi İşte idrarı geliyor ciğeri böbreği dalağı çalışıyor niye niye bunlar geliyor direkt yoğun bakıma giriyorlar oradaki işte hemşire diyor ki ben alamam başı hekimlikten bilgi alın diyor e bu adam konuşmuyor ki zaten neyin bilgisini alacaksınız aşağıda Sonra öyle çıkıp gittiler, sonrası da zaten onlar geldikten sonra nükleer tıp diye bir filme götürdüler Emre'yi. E, bu beyin görüntüleme sistemiymiş. E, daha sonra ben gidiyorum, oradan oraya koşturuyorum, oradan oraya işte CD alıyorum, başka doktorlara atmaya çalışıyorum. Hani oraya alalım diyorum, herhalde burada yap, bir şey yapmıyorlar diye. Onlar da dedi ki işte gittim ben nükleer tıptan, dedim CD alabilir miyim? Dedi ki yok dedi, biz raporunu zaten yazdık dedi onun dedi. Ben dedim bunda bir iş var çünkü diğer her taraf CD şeklinde veriyor. Gittim kapı açıldı böyle. Doktor bey dedi ki yani beyin ölümü tamamen gerçekleşmiş dedi bana. Ben dedim ki bu ne demek şimdi dedim anlamıyorum çünkü şok geçirim. Bu ne demek dedim dediler ki yani babam da sonra dedi ki hani ne yapabiliriz artık dedi yani ne yapmamız gerekiyor. Dedi ki artık dedi yani yapacak bir şey yok böyle bekleyeceğiz. Beyin ölümü gerçekleştiren birisi beş gün içerisinde kalp zaten kendiliğinden makine bırakıyormuş. Emre de zaten iki gün sonra biz eve geçtik dediler ki bir şey olduğunda sizi arayacağız. Saat 11'de de haber geldi. Tekrar hastaneye geldik. Aslında biz cenazeyi almak için gitmiştik. Sonra dediler ki böyle böyle e, savcı gelmiyor. Bir yerde patlama var. Gene bir öteleme çabası. E, sonra dediler adli tıp görecek dediler sabah. Ben dedim neden benim eşim adli tıp görüyor? Zaten bir haftadır adam burada yatıyor. Belki sizin eşiniz uyuşturucu kullanmıştır. Bir şey kullanmıştır. Yani diyorum hep eksideyiz. Biz altını dolduruyoruz ama hep eksiye düşüyoruz nedense. Onu da hiç anlayamadım. Ee, diyorum ki diğer beyefendiden alındı mı sonuç olarak görüntüler geldi çarpan o diyorum. Yok diğer beyefendiden alınmadı. Büyük bir ihtimalle üfletilse de bir başkasına üfletilmiştir diye düşündüm artık. Ya yani o kadar senaryo yazıyorum ki yani kendi kendime bir şeyler çabalamaya çalışıyorum. Hiç altı dolu bir şey yok. Hepsi boş. Hep bir boşluk çıkarmaya çalışıyorlar. Ama hemen beni uyutuyorlar. Orada hazırlar. Sen bir uyu. Çünkü tehlikeli gördüler herhalde beni. Daha sonra sizi arayan oldu mu? Bir şey atıyorum. Şu İstanbul Emniyetinden Adalet Bakanlığı'ndan... Hayır, benim sistemden numaramı bile bulamamışlar polisler nedense. Büyük bir ihtimalle onun orada ölüp orada kapatılmasını beklediler diye düşünüyorum. Çünkü tutanaklar yanlış. İşte karakola gidiyoruz önümüze bir set geliyor. Diyorlar ki sistemden telefonunuzu bulamıyoruz. Ben 20 senedir aynı numarayı kullanıyorum. Benim numaramı nasıl bulamıyorsunuz? E, evliyim, eşim soy isimlerimiz aynı. Hiçbirimizin numarasına mı ulaşamadınız aileden. Ben motokurcuya işte arkadaşlar aradığı için öğrendim aslında arkadaşları öğrendi. Aha, arabasız. evet ilk onlar alana gittiler. Sonra da onlar bir aile dostuna ulaşıyorlar. Onlar bana ulaşıyor işte o şekilde gelişti. Şu anda hani kaç gündür Türkiye'de bu olay evet. gündemde. Şu anda sizi arayan kimse var mı? Şu anda Adalet Bakanı aradı. Ee, Vali Bey zaten evimizi ziyaret etti. E, ilk o geldi zaten ya yani, Vali Bey geldi. E, bütün işte şu anda dediğim gibi partilerden gelenler oluyor. Sayın İma, İma Ekrem İmamoğlu, işte Özgür Özel, bunlar geldiler. Özgür Çevik Bey. Ama dediğim gibi yani yapacak bir şey kalmadı bundan sonra. Ama bu nasıl bir ölümde benim başıma geldi? Ben de gerçekten bu kaosa nasıl düştüm? Bu çırpınma nedir? Niye böyle çırpınıyoruz? Zaten suçlu, zaten arkadan vurmuş. Yani neyi çabalamaya çalışıyoruz? Ben de anlamıyorum. Zaten Adalet Bakanlığı'na ilk sorduğum şey şu oldu. Yani dedim ki diğer karşı tarafın ben durumunu çok merak ediyorum. Hani üzülüyorlar mı, umursamıyorlar mı? Çünkü o görüşüyoruz biz, biz dedi şu anda. Çok üzülüyorlarmış. Hani ben dedim ki en azından bir tweet beklerdim. Hani üzülüyoruz, farkındayız. Ee, yapabileceğimiz bir şey yok. Ben sadece şey dedim. Teslim etsinler. Ben bir gözümle kelepçeyle göreyim onu. Benim için o şekilde rahat edecek dedim. Başka şekilde rahat etmeyecek. Zaten ceza almayacağını çok iyi biliyorum. Ama anladığım kadarıyla Somali ile Türkiye arasında da suçların iadesi anlaşması yokmuş. Yok evet. Kendi gelirse gelecek ya da babası teslim ederse edecek. Doktor muymuş? Evet doktor dediler en son. Böyle de bir şey döndü. Yani kesin bir şey yok ama 42 yaşında bir doktor. Ankara'da evleri var. Hatta annesi burada yaşıyormuş. Engelli bir kardeşi var diye biliyorum. Ve Isparta'da evleri var. Isparta'da mı? Evet. Konsolosluk aracında ne işi var? Isparta'ya garipmiş. Evet. Şimdi... Ee, ...kendisinin... ...eşinizin ötesinde... ...ayakta dikilirken fotoğrafı var. Evet, evet. Şimdi bir doktor... Hı hı. ...eks olmak üzere olan bir hastaya... ...hipokrat yemin ettiği için hemen yardım etmek evet. zorunda. Ama burada Ondan ne iş yapıyordu? Var. Ama burada ne iş yapıyordu? Doktor ama burada ne iş yapıyordu? Ne sıfatla duruyordu burada? Yani konsolosluk aracı ne alaka? Zaten ilk şey demiş, ben diplomatım... Benim dokunulmazlığım var, büyük bir ihtimalle orada önce şey yapıyor, hızlı bir şekilde geliyor. Benim eşimin zaten hafiflemesi var yani, ara mesafe yok, o mesafe yok, sol boş, fren izi yok zaten çarpıyor, kaskı fırlatıyor, tekrar düşüyor Emre, tekrar bir daha üstünden geçiyor. Vücudunda hiçbir şey yok ama kafa komple hasar görmüş, kırık ve beyin kanaması. Öyle düşünün, iç kanama. Sonra gidiyor 250 metre. Yani çok profesyonel oynuyor aslında. 250 metre ileriye gidiyor, duruyor. Hani onu kimse fark etmesin diye. Tekrar geliyor başında bir telefon açıyor ve o telefonla her şeyi hallettiğini düşünüyor. Görgü tanığı var mı? Görgü tanır şöyle. Zaten fotoğrafı o yoldan geçenler çekiyor. Onu çekince ben de şimdi siyahi... Olayın nasıl olduğunu gören... Yok. Yani kameralar vardı zaten. Kameraları nasıl düşünememişler anlamıyorum. Burayı Somali zannediyorlar herhalde. Her yerde kamera var. Büyük bir ihtimalle kamera görüntüleri de kapatılacaktı ama medyaya düştükten sonra kamera görüntüleri tek tek gelmeye başladı. Şimdi de bana şey atıyorlar. İşte abla aslında biz olayı gördük. İşte çektik karşıdan direkt bana atıyorlar Instagram'dan. Ee, bu da çok iyi oldu. Avrasya Tüneli'nin çıkış görüntüleri geldi savcılıktaydık. Ee, o da çok güzel oldu. Mis gibi oturdu yani. Aslında hep her şey düşündüğümüz gibi bilinçli bir cinayet. Aslında ona bakılması gerekiyordu. Uyuşturucu mu, eroin mi, herhangi bir şey kullanıyor mu diye. Ama ona hiçbir şey yapılmamış. Siz de acınızı yaşayamadınız. Evet yaşayamadım. Koşturma içinde. Evet. Bir boşluktayım yani. Ben de herhalde acıyı işlemiyor bana diye düşünüyorum artık. Ama hep bir şeyle ilgileniyorsunuz. Evet. Ama çocuklarımla hiç ilgilenmiyorum. Yani şu an böyle işçi gibi sabah çıkıyorum. İşte savcılık orası orası. E tabii insanlar da bilgi almak istiyor. Mesela ben hiçbir zaman demedim polis beni aradı. Eşiniz intihar etti. Bu bu şekilde yorumlandı. Ben dün savcılıkta da söyledim. Hayır bir aile dostumuz aradı bizi. Ve o bana söyledi. Polis benim numaramı bulamamış nedense. Ben de onu anlayamıyorum. Sistemde gözükmüyormuşum. Gizli numara mı acaba numaranız? Bilmiyorum. <laughs> Hiçbir fikrim yok. İlk numarayı aldığınızda gizli numara diye işaretlediyseniz ses tam gözükmüyor olabilir. Hayır, hayır, hayır. Başka bir şeyde ulaşıyorlar. Mesela bu kazayı ben yapsaydım hemen herkese ulaşırlardı. Orada da bir şey var. Özlem Hanım ne olmasını bekliyorsunuz bundan sonra? Ben şimdi bundan sonra zaten Emre gitti. Ona bir şey yapamadım. Çok çırpındım hastanede. Ama bir şey yapamadım. Ama gene de bir şeyleri kapatamadılar diye düşünüyorum. Çünkü doktorlar da hep tepkiliydi. Hani bu kadın bir buradan gitsin artık dediler yani. Artık gitsin, kurtulalım. Yoksa ya kafamızı kıracak, gözümüzü kıracak. Göstermiyorlardı on saniye. Tanıdığı olan yirmi kere giriyor. Biz İki saniye hemen sen bir gör çık. Aslında çok mu temas etmemizi istemiyorlar? Çok mu yan yana onun durumunu görmeyelim? Çünkü ilk gün siz Sedyed'e görseydiniz. Ben hep ona göre yorumladım. İlk gün kafa göz yarık bir şekilde orada gördüm. Sonra üçüncü gün bir baktım çok güzel. Ten rengi işte kafasının yaraları iyileşmiş gibi. Dedim kurtulacak dedim yani. Ama maalesef kurtaramadık. Bundan sonraki süreçte de ben getirip teslim etmesini babasını bekliyorum. Aslında bugün bir açıklama yapmış. Bu bir çocuk değil bir genç birey. Dün. Ha, evet. Yani şu an ben çok geç izlediğim için e, yani böyle bir şey yok. Madem biz aramız çok iyi bu ülkeyle. E, madem getireceksin. E, sonuç olarak ceza almayacağını düşünüyorum. Benim de çocuklarımı garantileyeceksiniz ömür boyu. Beni de tabii ki. Çünkü benim evimde çalışan gitti. E, biz Emreli her şeyi döndürmeye çalışıyorduk bu şey darlığın içinde yani. Asgari ücret asla 12 bin, 12.000. bin kiram zaten. E çocuğun özel eğitimi sürekli diyorlar ki daha fazlasını yaparsan daha iyi olacak. Hiçbir yerden yardım almıştım yok bugüne kadar. Zaten sistemden bakıyorlar. E biz yağımızda kavruluyorduk. Gelip de çarpmasaydı o zaman benim kocama. Önüne baksaydı cezasını da çeksin. Yani. E, a, ne, ne diyeceğini bilemiyor evet, insan. Evet. Yani dışarıdan bir insanı gelip çarpması da çok değişik bir şey yani. Çok acı. Ve gidiyor. Elini kolunu sallayarak gidiyor. Vicdanen hiç mi... Yani diyorum ya bir kediye çarpıyorsun da duruyorsun. Ya bir dur. Belki kurtar kurtarılacaktı. Bir kere çarp tamam dur. Ya fark edemiyor musun? Ama orada ayakta değil, direkt durabiliyorsun. Bilinçli yaptın o zaman. Gözüne kestirdin ya da başka bir şey sinirlendin gittin adamın üstünden geçtin. Ve orada bir kaldırım da yok. Hani kaldırıma çarptı uçtu diyorlar ya. Sanki bu Herkül oraya vuruyor oradan uçuyor falan. Öyle. Tabii yaptığı iş çok riskli bir iş. Evet. Ee, hiç tedirgin olur muydunuz? Ben hiç çalışmasını istemiyordum motorda. Ama getirisi çok yüksek. Paket attığınız için aylık 40-50 bine yakın para kazanıyorsunuz. E bu da evi döndürmeye çalışıyorsunuz. İşte özel eğitim çok zaten fazla bir şey ve ömür boyu süren bir şey. Otizm çok ağır bir hastalık aslında. Ya hastalık demeyeyim de bir durum. Eğer eğitim alınca biliyorsunuz ki düzelme oluyor. Bunun iğnesi, ilacı hiçbir şey yok. Biz zaten bunun için çırpınıyorduk. Ama işte diyorum ya gelip düzenimi bozuyorlar. Sonra da e, sen bir diyorlar işte uyu hemen. İğne vur, sen bir yat oraya diyorlar bana. Nasıl bir durum? Ben kafam çok karışık yani. Acımı hiçbir şekilde yaşayamadım. Herhalde diyorum ben bana da bir şey olsa benim çocuklarıma bundan sonra ne olacak diye düşünüyorum. Ama okullarını kesinlikle vali direkt söyledim. Şu şu okulda şu eğitimi alacak. Ben bu kötü durumdayken çocuğumu kızımı zaten özel okula gönderiyordum. Ee, Yağız da zaten ekstralarını aldırabiliyordum. Yani benim bu işlerin bir Ramazan paketi bir işte senin bir senelik kiram bu bilmem ne bu, bu olay değil yani. Çünkü Yağız'dan ötürü benim de çalışma şansım yok. Oradan alıyorum, oraya götürüyorum. Okuldan alıyorum, özel eğitime götürüyorum. Ee, destek çıkacaklarını düşünüyorum, bekliyorum. Umarım. Evet, devletim büyüktür. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu edeyim. acılı halinizde evet. tekrar başınız sağ olsun. Çok sağ olun. Umarım bundan sonra hayatınız çok daha güzel olur. İnşallah. Yıhz e, çok daha mutlu bir çocuk olur. İnşallah. E, çok teşekkür ederim tekrar. Ben Geldiğiniz teşekkür için. ediyorum. İlgilendiğiniz için sağ olun. Mm-hmm.